Ülke gazetesinin bombalanmasının üzerinden 26 yıl geçti ve 26 yıldır failler henüz bulunamadı. Failler hala aramızda. Özgür Ülke bombalamasında yaşamını yitiren, saldırısında yaşamını yitirenleri buradan bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, geçen hafta 25 Kasım'ı geride bıraktık. Biz HDP Kadın Meclisi olarak 7 Kasım'da Türkiye ve Kürdistan'ın birçok ilinde erkek devlet şiddetine karşı mücadeledeyiz şiarıyla startlar vermiş. Ev ev, kapı kapı, mahalle mahalle, iş yeri iş yeri kadınlarla bir araya gelip hem bu saldırılara karşı nasıl bir dayanışma öreceğimizi hem buna karşı nasıl ortak mücadele edeceğimizin tartışmasını yürüttük. En son Türkiye ve Kürdistan'ın birçok ilinde bütün saldırılara, bütün engellemelere kadınların ısrarlı ve kararlı duruşuyla yürüyüşler, açıklamalar gerçekleştirdik. Ve sadece Türkiye'de, Kürdistan'da değil aslında dünyanın birçok yerinde kadınlar Şili'den Arjantin'e, Lübnan'dan Rojava'ya, Amerika'dan Polonya'ya, İran'dan Bolivya'ya erkek egemenliğine karşı sesini yükseltti. Cinsiyetçi, faşist, militarist erkek iktidara boyun eğmeyeceğini, daha önce tarihte de etmediğini, bundan sonra da eğmeyeceğini, kadın özgürlükçü bir sistem kurana kadar mücadeleyi yükselteceğini bir kez daha ifade etti. Değerli arkadaşlar, kadınlar hakları, yaşamları, gelecekleri için alanlarda, sokaklarda mücadele yürütürken maalesef erkek şiddeti durmadı, devlet şiddeti durmadı. Sadece Kasım ayı içerisinde 29 kadın erkekler tarafından katledildi, 10 kadın yine şüpheli bir biçimde yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde arkadaşlar sadece yine bir hafta içerisinde 3 kadın yaşamını yitirdi ve bu 3 kadın en yakınları tarafından, çocukları, yaşa boşanmak üzere oldukları erkek ve kuzenleri tarafından katledildi. Tüm bunlara karşı ısrarlı çağrılarımıza, ses yükseltmemize, mücadelemize rağmen AKP iktidarı hala hamasi tavırlarla sayılar üzerinden şiddeti manipüle etmeye ve kadınları hedef göstermeye maalesef devam ediyor. Bu hakikat şu anda gözler önündeyken iktidar sadece söz kurmaya başladı. Tabii ki bu da büyük bir başarı. En azından iktidar kadına yönelik bir şiddetin var olduğunu uzun süreden sonra ilk defa ifade etmiş oldu. Ancak iktidar sadece şiddetin varlığı üzerinden söz kurmaz. İktidar olmak, bunun karşı mekanizmaları işletmek, var olan mekanizmaları tartışmaktan vazgeçmektir. Değerli arkadaşlar, tabii ki şiddetin sadece fiziki olanını yaşamadı bu süreç içerisinde kadınlar. Bakın biz pandeminin ilk gününden beri ısrarlı ve inatla bütün kadınlarla beraber kadın meclisi olarak da kadınlara dönük bir acil eylem planı açıklanması gerektiğini her platformda, her yerde ısrarlı bir biçimde ifade ediyoruz. Çünkü kriz dönemlerinde ve savaş dönemlerinin kadınların üzerindeki etkisini hep beraber yaşıyoruz. Şu anda ortaya çıkan tablo bir savaş tablosudur. Sadece şiddet açısından. Ama kadınlar sadece bu süreçte şiddette, fiziki şiddette yüz yüze kalmadılar. Bakın, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'nın geçen hafta açıkladığı bir rapor vardı. Ve aslında olağan koşullarda bile büyük zorluklarla çalışan ev işçisi kadınlar pandemi döneminde daha da büyük bir zorlukla yüz yüze kaldılar. Sadece korona döneminde işten çıkartılan ev işçisi kadınla, ev işçilerinin büyük çoğunluğunun kadın olduğunu biliyoruz. Bir hakikatten kaynaklı %56. Bu kadınların %77'si aile ve hane içerisinde şiddete maruz kalıyor ve Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'nın bir çağrısı var. Biz de onların çağrıcısının burada sözcüsü olmayı görev ediniyoruz. En kısa zamanda ev işçilerinin statülerinin belirlenmesi ve bu konuyla ilgili acil eylem planının açıklanması lazım. Ve yine 189 sayılı ev işçileri için insan onuruna yakışır ILO Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından en kısa zamanda onaylanması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar,
Evet, Türkiye kadınlar açısından büyük bir kriz dönemini, bir savaş dönemini yaşarken maalesef çocuklar, ama en fazla Kürt çocukları açısından daha büyük bir vahşetle karşı karşıyayız. Daha iki gün önce, üç gün önce Hakkari'de Özcan Erbaş adında 2004 doğumlu bir genç havada seken bir kurşunla yaşamını yitirdi. Maalesef Türkiye'de Kürt çocuklarına vaat edilen yaşam, havada seken kurşunla yaşamını yitirme, Ceylan Önkol gibi yaşından daha fazla kurşunla katledilme, Muhammed ve Furkan gibi evlerine giren zırhlı araçla uyurken yaşamının son bulması, bazen Efe gibi yolda oyun oynarken bir zırhlı araç tarafından katledilmek, Kemal Kurkut gibi Nevroz alanına giderken, bütün dünyanın gözü önünde katledilirken bunun cezasızlıkla ödüllendirilmesi, İpek Er gibi tecavüze uğrayıp günlerce hürriyetinden yoksun bırakıldıktan sonra intihara sürüklenme. Maalesef Türkiye ve Kürdistan'da çocuklara vaat edilen yaşam bu biçimde ölüm. Ve bunların toplamının hepsinin ortak bir özelliği var değerli arkadaşlar. Çünkü bu iktidarın bir politikası olarak karşımızda duruyor. Çok uzak değil ama Erdoğan'ın bir söylemi hala kulaklarımızda çınlamakta. Kadın da olsa çocuk da olsa gereği yapılacaktır söylemi. Şu anda bütün bu katliamları, bütün bu saldırıları iktidarın yargı eliyle, cezasızlık politikasıyla üstünü örtmesi ve normalleştirmesi sürecinden geçiyoruz maalesef. Değerli arkadaşlar, yine bu süreç içerisinde bütün bu Türkiye'de başkaca saldırılar, kadınlara yönelik saldırılar geliştirilirken, iktidar bunlara karşı önlem alması gerekirken, iktidarın hedefi yine partimiz, ama partimiz içerisinde de en fazla kadınlar. Bir hafta içerisinde, bakın bir hafta içerisinde sadece partimizin çalışanları, eş başkanları, yöneticilerinden oluşan toplam 1000 arkadaşımız gözaltına alındı. Bir hafta içerisinde 1000 arkadaşımız, 1000 çalışanımız gözaltına alındı. Ve bunların içerisinde önemli bir yeri tutan Berivan Kutlu'dan söz etmek istiyorum. Günlerce gözaltından tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Berivan Kutlu seçildiği günden bugüne 4 kez gözaltına alındı. Ve her alındığı gözaltında, aslında gözaltına alındığı dosyanın içerisinde tutuklanacak ya da suçlanacağı tek bir gerekçe yoktu. Ama gözaltıyı, tutuklamayı iktidar bir sindirme politikası olarak kullanıyor. Özellikle partimize ve kadınlara karşı. Berivan Kutlu'nun evine baskın yine düzenlendi. Saatlerce işkence yapıldı. 8 saat kelepçeli bir halde tutuldu. Gözaltına alındı. Dün serbest bırakıldı. Ama önceki gözaltısında da, bu defa gözaltına alındığında da ülkeyi telket şeklinde tehditlere maruz kalıyor. Yani iktidar özellikle partimize, ama partimiz içerisindeki kadınlara demokratik siyaset yürütmeyeceksiniz diyor. Çünkü iktidar kendini savaş ve saldırı güvenlikçi politikaların üzerinde ayakta tutmaya çalışıyor. Bunun en büyük örneğini de değerli arkadaşlar bugün cezaevlerinde görüyoruz. 27 Kasım itibariyle Türkiye ve Kürdistan'daki birçok cezaevinde süresi tecritte ve cezaevi koşullarına dönük süresiz dönüşümlü açlık grevi başlatıldı. Bugün tecritin aslında Türkiye'nin geleceği, yaşamı, Türkiye halklarının bir arada yaşam umuduna dönük olduğunu hep beraber biliyoruz. İşte bu tecritte ve cezaevindeki gayri insani koşullara karşı başlatılan açlık grevine iktidarın cevabı, Kandıra cezaevindeki arkadaşlarımızın odalarına baskın yapmakla verilmiş oldu. Kandıra cezaevinde daha önceki dönem eş genel başkanımız, grup başkan vekilimiz, yine DBP eş genel başkanımızın olduğu birçok siyasetçi arkadaşımız var. Çağlar Demirel, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tüncel, Gülten Kışanak ve onlar da dört duvar arasında olsalar bile iktidarın yürüttüğü bu savaş ve sindirme politikalarına karşı tavır gösterme amacıyla açlık grevi
başlattılar. Ve bu ülkede tecrit var olduğu müddetçe, bu ülkede savaş siyaseti devam ettiği müddetçe ülkenin her gün daha büyük bir krizin eşiğine geldiğini ifade ederek başlattıkları açlık grevi neticesinde az önce de ifade ettiğim gibi odalarına baskın düzenlendi. Materyalleri yani kendi el yazılarıyla yazdıkları yazılara, kitaplara el konuldu ve aslında dört duvar arasında bile direnişi, mücadeleyi kırma eğiliminin olduğunu görüyoruz. Ancak şuradan buradan iktidara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Kadınlar sokakta da, alanda da, meydanda da sizin dört duvar arası diye rehin aldığınız cezaevlerinde de direnmeye, mücadele etmeye devam edecek. Bundan bir adım geri atmayacaklarını buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Tabii ki cezaevlerinde bu saldırılar gerçekleşirken cezaevinde şu anda onlarca, yüzlerce hasta tutsağında olduğunu biliyoruz. Ama bunların en önemlilerinden, önemli değil de belki sizin çok iyi bildiğiniz bir arkadaşı sizinle tekrar paylaşmak isterim. Rojbin Çetin. Rojbin Çetin'in işkence görüntüleri hala hafızamızda. Rojbin Çetin sadece demokratik siyaset yürüttüğü için, iktidarın yürüttüğü savaş politikalarına karşı durduğu için, bu ülkede kadın özgürlükçü bir sistemin oluşabileceğine inandığı için gözaltına alındı, saatlerce köpekli işkenceye maruz bırakıldı ve en nihayetinde tutuklandı. Rojbin arkadaşımız rahim kanseri. Cezaevinde çok zor koşullarda tutuluyor. Israrla ilaçları verilmiyor. Yani iktidar özellikle muhaliflere cezaevlerini bir aslında şu anda yürüttüğü sistemle bir fiili bir idam rejimine çevirmiş durumda. Tüm bu hakikatler ortadayken biz buradan iktidara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Başta hasta tutsaklar olmak üzere uygulanan cezaevlerinde uygulanan bu antidemokratik gayri insani uygulamalardan derhal vazgeçmeleri gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, evet bütün bu saldırılar varken tabii ki kadınlar hiçbir zaman umudunu, mücadelesini bırakmadı. Cezaevleriyle tehdit edildik ama ülkeyi terk etmedik. Saldırılarla tehdit edildik ama mücadeleden vazgeçmedik. Önümüz bariyerlerle kapatıldı ama o bariyerleri aşağı aşağı geldik. 25 Kasım bunun en iyi göstergesiydi. Bizim için özellikle kadınlar için, HDP'li kadınlar için her gün 25 Kasım'dır. Her gün devlet ve erkek şiddetine karşı mücadele etme günüdür. Her gün kurumsallaştırılmak istenen faşizmi ortadan kaldırmak için mücadele etme günüdür. Her gün kurulmak istenen erkek egemen siyasete karşı direnme, mücadele etme günüdür. İşte buradan iktidara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Kadınlara dönük bu saldırılarınız ve kışkırttığınız erkeklikten vazgeçin. Kadınlar mücadele etmekten geri adım atmayacak. 25 Kasım bunun en iyi örneğiydi. 8 Mart'larda da sokakta olacağız. Mecliste olacağız, meydanlarda olacağız. Cezaevlerinde yürüttüğünüz tecrit ve gayri insani koşullara karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve bütün kadınlara her defasında sesleniyorum. Buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin bütün kimliklerinizi bir tarafa bırakalım. Bütün kimliklerimizi kadın kimliğimizle bize yaşam alanı dahi tanımayan bu iktidara, bu faşist, tekçi, erkek egemen iktidara karşı ortak mücadele yürütelim. Kadın mücadelesi her zaman ve her alanda başarılı olmuştur. Biz kadın dayanışmasıyla, kadın örgütlülüğüyle bu saldırıları da boşa çıkartacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.